Dikkat et! Hamido dikkat et bak! Arkan çukur düşecek! Dostça bir toplantıya geldiğimizi sanıyorduk biz. Burada itimat ettiğim tek insan sensin. Sağ olun. Onun için bilmenden mahsur yok. Hakiki Tosun Paşa benim. Allah'ım! Oktar Dorukhan, Hakiki Tosun Paşa ve Salako'nun Hamidos'u olarak hatırladığımız, sinema kariyerine jöne olarak başlayıp yan karakterlerde sinema kariyerine devam etmiştir. Yeşilçam sineması bitene kadar her filmde rol almış fakat Yeşilçam'ın çilekeşi olarak adlandırılmış, tek başına yaşadığı evde ölü bulunup kendisinden günler sonra haberdar olunmuş bir oyuncudur. Oktar Dorukhan'ın adı pek bilinmese de alın teriyle, emeğiyle var olmuş, hak ettiği değeri bulamamış fakat her rolünde gösterdiği sert duruşu, uzun boyu, karizması ve eşsiz bıyıklarıyla hafızalarda yer etmiş bir sanatçıdır. O Tosun Paşa filminin gerçek Tosun Paşa'sının ta kendisiydi ve oyunculuğuyla Müjdar gibi dönemin önemli isimlerini etkilemiş bir sanatçıydı. Oktar Dorukhan 6 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya açtı gözlerini. Eğitim hayatını Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Kökeni Kafkaslara dayanan bir aileden gelmekteydi. Kafkas kökenine dair anlattığı hikayelerle geçmişte kurduğu bağlar onun kişisel ve ailesel kimliğini derinleştirmişti. Kendi ailesini İstanbul'un fethedilişiyle özdeşleştirerek tarihsel bir perspektif sunar. Biz ailece Kafkasız. Rahmetli babama göre 500 sene önce, rahmetli halama göre de 300 sene önce Kafkaslardan İstanbul'a gelmişiz. Rahmetli Fatih Sultan Mehmet bütün İstanbul'u fethetmiş ve bizi Kadıköy'e göndermiş diyerek ailesinin tarihindeki kökleri vurgular. Dorukhan'ın hayatı adeta bir Yeşilçam destanı gibidir. Kariyerine adım attığı andan itibaren sahnede ve perdede gösterdiği karizmatik duruşu ve özgün oyunculuğuyla dikkat çekti. Ancak geniş kitlelerce tanınmamış olmasına rağmen her bir rolünde büyük bir özveriyle işine sarılmış, sektöre emeğini vermiştir. Uzun boyu, bıyıkları ve sert duruşuyla Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olmuştur. Ancak adı pek anılmamış, hak ettiği değeri görmemiş bir oyuncu olarak kalmıştır. Oktar Dorukhan'ın hayatı sadece Yeşilçam'ın değil, Türk sinemasının da altın dönemlerinde bir iz bırakmış ancak geniş kitlelere ulaşmamış bir sanatçının öyküsünü anlatmaktadır. Sinemanın büyülü dünyasına 1958 yılında adımını atan bir yetenekti. İhsan Sedat'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı O Günden Sonra adlı filmle beyaz perdeyle buluştu. Başlarda ön planda yer alan rollerle dikkatleri üzerine çekse de zamanla kariyerini derinlikli karakterlerin ardındaki hikayeleri anlatarak sürdürdü. Uzun yıllar boyunca sinema sahnesinde kamera karşısına geçen Dorukhan, karakter oyunculuğundaki başarısıyla adından söz ettirdi. Oynadığı rollerdeki dikkat çekici performansları gazete ve dergilerde, özellikle Seksek adlı çocuk fotoroman dergisinde ve daha sonraki yıllarda televizyon filmlerinde ve dizilerinde kendisine sağlam bir yer edinmesini sağladı. Özel hayatındaysa Mümtazenler'in kızı, şarkıcı ve oyuncu Erden Ener'le kurduğu Evlilik ve Ayrılık magazin gündeminde dönemin ilgi çeken konularından biri oldu. Ancak kendisi ünlü oyuncu Muhteşem Dorukhan'la herhangi bir akrabalığı olmamakla birlikte Oktar Dorukhan kendi izini ve kendi başarısını kurmuş bir sanatçıydı. Sanat hayatında yaşadığı değişimlerle birlikte karakter oyunculuğuna odaklanarak sinema dünyasına damga vuran Oktar Dorukhan sadece sahnede değil, aynı zamanda fotoromanlarda ve televizyon projelerinde de yeteneğini konuşturdu. Kendi döneminin önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Özel hayatında yaşadığı ilişkilerle de gündemde kalan Oktar Dorukhan sadece bir aktör olarak değil, aynı zamanda bir birey olarak da dikkat çekti. Sanatla örülü yaşamının her aşamasında izleyicilere bıraktığı unutulmaz anıları ve karakterleriyle Yeşilçam'ın renk paletine katkı sağladı. Tanımadığım adamla iş yapmam ben. Polis olmadığın ne malum? Oktar Dorukhan, Yeşilçam sinemasında birçok kaliteli ve ses getiren filmde oynamış, en iyi jön ve kadın oyuncularla kamera karşısına geçmiştir. Kara Murat Şeyh Gaffur'a karşı, Gecelerin Ötesinde, Talihsiz Gelin, Tarkan, Tosun Paşa, Hakanlar Çarpışıyor, Osmanlı Kartalı, Köroğlu, Tarkan Mars'ın Kılıcı, Salako gibi önemli yapımlarda yer alır. La Hamido çok sapmışsın. Çarşamba çarşafa dolanır, bilmiyor musun? Kim verdi lan sana bu aklı? Hay Salako lan! Her projenin aranan karakterlerinden biridir. Yeşilçam sineması devam ettiği sürece Oktar Dorukhan da oyunculuk kariyerini en iyi şekilde sürdürmüştür. Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit, Sema Özcan, Kemal Sunal, Müjdar gibi oyuncular başta olmak üzere
en iyi starlarla oynama kabiliyetini ortaya koymuştur. Nasılsınız küçükhanım? Sağlığınıza duacıyım efendim. Eksik olmayın. Oynamış olduğu yüzlerce filmde birbirinden farklı karakterleri başarıyla canlandıran usta karakter oyuncusu Oktar Durukan'ı 80'li yıllarda Cüneyt Arkın, Çetin İnanç birlikleriyle yapılan komedi aksiyon filmlerinden de hatırlamak mümkün. Memnuh'un Filmlerini Anlatıyor adlı kitabında Oktar Durukan'dan şöyle bahsediyor. Oktar Durukan, Yeşilçam'ın çilekeşlerindendi. Yüzlerce filmde oynayıp da yoksul yaşayan insanlardan biri. Düşündükçe üzülüyorum. Oktar sinemaya jön olarak girmişti. İlk kez onu Çetin Karaman Bey'in Telli Kurşun filminde Fatma Girik'le karşılıklı oynarken seyretmiştim. Amerikan filmindeki Fred McMurray'in rolünü oynuyordu jön olarak. Durukan çok efendiydi. Oynadığı rolleri iyi giyen biriydi der. Yeşilçam'ın en önemli senaristlerinden ve yönetmenlerinden Sefa Ünal'la çok iyi arkadaştılar ve birçok projede birlikte çalışmışlardır. Oktar Durukan, Sefa beni ne zaman çağırırsa giderim. Hangi filmini çağırırsa senaryoyu koltuğumun altına alır oynarım der. Sefa Ünal'ın 1969 yılında yönetmenliğini yaptığı Cingöz Recai filminde Oktar Durukan oynamaktadır. Sefa Ünal bu senaryoyu Peyami Safa'nın romanından uyarlamıştır. Bu filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Işık, Sema Özcan, Atilla Ergün, Feridun Çölgeçen gibi oyuncular vardır. Yine 1969 yılında Zeki Müren'le Kalbimin Sahibi filminde oynar. Bu filmin kadın oyuncusu yine Sema Özcan'dır. Filmin senarist ve yönetmeni Sefa Ünal'dır. Oktar Durukan birlikte rol aldığı Zeki Müren için çok beyefendi bir insan. Asla kimseyi kırmaz, ego yapmaz. Şimdi Ankara'da 7 Mehmet lokantasında yemek yiyoruz. Lokantanın sahibi Mehmet zaten adı, bir ricada bulundu der. Lokantanın sahibinin ricası Zeki Müren'in lokantaya gelmesi. Oktar Durukan bunu ertesi gün Zeki Müren'e söyler. Zeki Müren kabul eder. Lokantanın üst katında hem film izlenir sonrasında da konser verir. Zeki Müren'in bu denli zarif olduğunu söyler. Lokanta sahibi için de bu gece unutulmaz bir anıya dönüşmüştür. Oktar Durukan'ın aynı yıl rol aldığı filmlerden biri de Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Reha Yurdakul, Behçet Nacar gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Vazo filmidir. Bu filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz vardır. Yönetmen Atıf Yılmaz'la çalışan Oktar Durukan, Atıf Yılmaz'la çalışırken çok dikkatli olmak lazım. Atıf Bey her şeyi anlatmaz der. O dönem özellikle tarihi filmlerin mekanlarının çok başarılı bir şekilde çekildiğini söyler Oktar Durukan. O dönemde para yok ama çok güzel filmler çekiliyordu. Özellikle prodüksiyon çok iyi çalışıyordu. Çok iyi mekanlar buluyorlardı der. Tosun Paşa filmi için çok güzel bir çalışma oldu. Bu çekimler yaklaşık bir ay sürdü. Yönetmenimiz Kartal Tibet çok başarılı bir yönetmendi. Bu işin mutfağında pişmiş birisiydi der. 1975 yılında Sefa Ünal'la çalıştıkları filmlerden birisi Yarınlar Bizim yapımıdır. 1990 yılında Minyeli Abdullah filminde yer alır. Bu filmin oyuncuları arasında Perihan Savaş, Berhan Şimşek, Kadir Savun, Sümer Tilmaç, Celal Yonat gibi isimler yer alır. Oktar Durukan, bu film Çanakkale'nin Kuyular yöresi, Yukarı Köy diye bir yer var. Her dakikası silah sesi, sonrası alıştık. Meğerse bu köyde yılan bol. Herkes silahla dolaşıp gördüğü yerde vuruyor. Bayağı zorluklar içinde çalıştık der. Yaşamını İstanbul'da yalnız olarak sürdüren oyuncu, 2007 yılında evinde ölü olarak bulunur. Ölümünden bir süre sonra haberdar olunur. Kabri Karacaahmet mezarlığındadır. Kendisine bize verdiği bunca güzel karakter ve onlarca film için teşekkür ediyoruz. Kendisini saygı ve rahmetle anarken videomuzun da sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.